Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube kanalımızı geliştirme aşamasında bizlere yardımcı olacak bir siteden bahsetmek istiyorum. Sitemiz 360 Sosyal. Web eğitim kanalı olarak bildiğiniz üzere güvenmediğimiz, botlardan oluşan ve kanalımıza zarar veren hiçbir sitenin tanıtımında yer almadık. Bu siteyi tanıtmamın amacı kendi alanında büyümüş olan gerek tasarımcı dayı gerek sevgili Kerim gibi arkadaşlarımızın bu siteyi tanıtmaları ve site yetkililerinin bize ulaşıp sitenin nasıl çalıştığıyla alakalı gerçekten güzel bilgiler vermesi ve en önemlisi gerçek kişilerden oluşması. Bizim için en önemli faktör bu. Bunun dışında elde ettiğimiz trafiklerin veya etkileşimlerin tamamen organik bir şekilde sistem tarafından algılanması ve bize zarar vermemesi nedeniyle bu siteyi sizlere tanıtma kararı aldım arkadaşlar. Hiç bilmeyenler için tarayıcınıza 360 sosyal yazdıktan sonra 360sosyal.com bu siteye tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda sizi tam olarak böyle bir sayfa karşılayacak. Kayıt ol butonuna tıkladığınızda sizden istenen bilgileri yerine getirdiğinizde ve kayıt olduğunuzda hesabınız doğrulanacaktır. Doğrulandıktan sonra giriş yap butonuna tıklıyorsunuz. E-postanızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilk etapta gözünüze karışık gibi gelebilir site. Lakin kullanmayı çözdüğünüz zaman oldukça basit ve işlevsel olduğunu göreceksiniz. Bu arada beyaz ekran gözünüzü alıyorsa şurada yer alan karanlık tema aktif edilsin mi? Bunu aktif hale getirdiğinizde koyu tema gözünüzü almayacaktır. Hızlıca butonları tanıtmam gerekirse yukarı sayfada sitenin sürekli olarak kendini geliştirmesinden kaynaklı duyurular yer almaktadır. Menü çubuklarına ise sol taraftan ulaşabilirsiniz. Ana sayfa, görev yönetimi, mağaza, bakiye yükleme. Hemen şuradaki yer alan çubuğu aşağı doğru indirdiğiniz zaman şu şekilde. Diğer kullanım rehberleri, sık sorulan soruları da buradan ulaşabilirsiniz. Sisteminizde kendinizle alakalı ayarları şurada yer alan çark ibaresinden tıklayabilir ve buradan yönetebilirsiniz. Adınız, soyadınız, parola güncelleme, referans sistemi var, bundan bahsedeceğim. Hatta yeri gelmişken bahsedeyim. Eğer sistem hoşunuza giderse ve birilerine önermek isterseniz arkadaşlar buradaki referanslarıma tıklıyorsunuz. Şuradan referans adresimi kopyala. Bunu kopyaladıktan sonra kopyalama başarılı dedi. Hemen şöyle yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra bu linki verdiğiniz kişiler sizin referansınız vasıtasıyla geliyor ve bu sayede referanslarınızdan kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun, bunu da söylemek istiyorum. Eğer bir gün canınız sıkılır buradan üyenizi silmek isterseniz de üyenizi silme işlemi yine buradan yapılmaktadır. Çıkış yapmak isterseniz çıkış butonu şurada yer alan butondan gerçekleşmektedir. Hemen şöyle hızlıca isterseniz sekmelere göz atalım. Görev tanımladığınız sayfa ana sayfa arkadaşlar. Görev yönetimi bura oldukça önemli. Birazdan ne işe yaradığını göreceksiniz. Ben sizler adına sistemin nasıl çalıştığını test etmek için 2 tane görev yerine getirdim. İnanamayacaksınız sizlere verdiği garantiye. Mağazaya tıkladığınızda 360 sosyal sitesinin sunmuş olduğu diğer hizmetleri göz atabilirsiniz. Burada çeşitli sosyal medyalarla alakalı, YouTube platformuyla alakalı hizmetleri göz atabilirsiniz. Özellikle iş dünyasını ilgilendiren basın bülteni ve PR çalışması adı altında hizmetleri de var. Firma olarak kendini geliştirmek isteyen ve PR çalışması yaptırmak isteyenler için gerçekten inanılmaz bir hizmet. Bunlara da göz atabilirsiniz bu arada. Sitede görev verebilmeniz için bakiyeniz olması gerekiyor. Toplam bakiyenizi buradan görüyorsunuz. Bakiye eklemek isterseniz şurada yer alan artı butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda arkadaşlar buradan paketler var. Paketlere göz atarak bütçenize uygun satın alım yapabilirsiniz. Şimdi sizlere iki tane kod vereceğim. Web Eğitim 10 ve Web Eğitim 15 şeklinde iki tane kod vereceğim. İlk satın almalarda Web Eğitim 10 kodunu girerek %10 indirim elde edebilirsiniz. Web Eğitim 15 kodu ise 500 liranın üstünde satın almalarda geçerli olacak. Dilerseniz önce %10'luk kodunuzu test edebilir, yani sistemi çözebilir. Daha sonra güven oluşması sonrası %15'lik kodunuzu da aktif edebilirsiniz. Küçük paketlerle başlayıp sistemi çözüp nasıl size etki ettiğini görüp dilerseniz daha sonra yüksek bakiyelerde yükleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Bakiyenizi yükledikten sonra bakiyeniz burada yer alacaktır. Daha sonra tek yapmanız gereken şey hemen şuradan ana sayfaya tıklıyorsunuz. Sayfayı biraz aşağıya indirdiğinizde buradan görev kategorisini seçiniz diyor. 4 aşama şeklinde görev tanımlıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda 360 sosyal sitesinin sizlere sunmuş olduğu birçok hizmete göz atabilirsiniz. Biz tabii ki kendi alanımızla alakalı olan YouTube platformuyla alakalı hizmetlere göz atacağız. Buradan YouTube'u seçtim. İstediğiniz hizmeti seçiniz diyor. Hemen tıklıyorum. Şimdi burası gerçekten çok iyi hazırlanmış. Yani ilk etapta böyle biraz karışık gibi gelebilir dediğim gibi. Lakin baktığınızda ve ne işe yaradığını çözdüğünüz zaman inanılmaz bir hizmet olduğunu göreceksiniz. Etkileşim arttırma, abone olma, abone ve bildirim zili, yorum,
özel yorum. İsterseniz yorumlarınızı siz de belirleyebilirsiniz videonuza özel olarak. Yabancı dilde yorum yaptırabilirsiniz. Like hizmeti var. 30 saniye video izleme hizmeti var. 60 saniye. 60 saniye izleyip yorum yapma hizmeti var. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Videoyu izleyip linkinizi paylaşma hizmeti var. Canlı yayın açarsanız 5 dakika canlı yayına katılma hizmeti, 10-15 dakika yayınlara katılma hizmetleri sunuyor. Tamamen bunlar gerçek kişilerden oluşuyor. Birazdan göreceksiniz sistemin nasıl çalıştığını. Bu arada bütün hizmetlerin karşısındaki fiyatlar birim fiyatı arkadaşlar. Yani kişi başı veya özel görev tanımlayabilirsiniz. Video altına link paylaşma, yani YouTube SEO'nuzu arttırmak için tüm bu hizmetler var. Şimdi ben buradan tamamen anlaşılabilir olması adına ve videoyu çok da uzatmamak adına bir tane hizmet satın almak istiyorum. Şimdi herhangi bir hizmete tıkladığınızda, örnek veriyorum, ben ikinci paket olan etkileşim trend öneri hizmeti artı plus kişi başı 90 kuruş olan hizmetten edinmek istiyorum. Buraya tıkladığınızda sağ tarafta her türlü hizmetin servis açıklamasını göreceksiniz. Şimdi bu kullanıcının önüne düşecek not. Yani bu hizmeti gerçek kişiler sağladığı için bu yapan kişilerin önüne burası düşecek. Hep beraber okuyalım. Ben bunu seçtiğimde ne vaat ediyormuş bana? Görev adresine gidin. Yani karşı görevi yapacak olan kişiye söylüyor. İlk sırada çıkan videoyu, yani yukarıdaki görsel varsa videoyu bulmak ve ona bakabilirsiniz diyor. Şimdi ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. İnanamayacaksınız. En az 60 saniye izleyin diyor. İlgili en az 15 kelimelik ilgili bir yorum yap diyor izledikten sonra. Daha sonra yorum yaptıktan sonra da diyor videoyu 60 saniye daha izle ve like at diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani toplamda 120 saniye izleyecek bu kişi 2 dakika boyunca, like atacak ve yorum hizmetinde bulunacak. Gönderilecek kanıtlar, işte 360 sosyali ayıran ve gerçek kişilerden oluştuğunu kanıtlayan yer tam olarak burası arkadaşlar. Gönderilecek kanıt dediği yer, sen diyor bu işlemleri yaptıktan sonra karşı tarafa diyor kanıt yolla. Yani ben bu parayı veriyorum ama ben onaylarsam bu para benden düşecek. Ben bunu seçtim. Sonraki adım dedim. Bu görev adresi neyi temsil ediyor? Yani hangi video olduğunu. Hemen geliyorsunuz. İstediğiniz bir videonuzun linkini bırakabilirsiniz. Şimdi işte örnek vereyim. YouTube mail adresi değişti mi? Buna tıklayalım. Ben diyorum ki bu videomun hemen URL'sini kopyaladım. Daha sonra görev adresine ne yaptım? Geldim bunu yapıştırdım. Şimdi göreviniz link içeriyor mu? Evet, bu evet olacak. Sonraki adım diyorsunuz. Buradan görev başlığı. Bunu yalnızca siz görüntüleyebilirsiniz. Yani görevlerinizi karıştırmamak için birkaç tane görev veriyorsanız. Ben hemen ne diyeyim? Örnek veriyorum. YouTube deneme. Tamam mı? Şimdi kullanıcı notu sadece ek açıklama veya görsel varsa kullanın. En önemli yer burası arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bakın. Lütfen can kulağıyla dinleyin. O kadar önemli ki bu. Şimdi geldim. Benim videom ne? YouTube mail adresi değiştirme. Tamam, burada bir problem yok. Geldim şimdi ben buraya. Arama çubuğuna YouTube mail adresi değiştirme 2022. Bu şekilde bir arama yaptım. Çıkan video benimki. Hemen şu şekilde ekran görselini alıyorum. Diyorum ki benim videom bu. Küçük resmi bu. Başlığı bu. Kanalım da bu. Hepsi gözüküyor. Daha sonra geldim. Bakın buradan şurada insert image yazıyor. Bakın resim ekle demek bu. Buraya tıklıyorum. Daha sonra bu biraz önce ekran görüntüsü aldığım görseli buradan seçip oraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra şurada bakın doğrulandı, rozeti çıktı. Daha sonra diyorum ki benim videom bu. Sonraki adım diyorum. Şimdi kişi sayısı diyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Minimum 5, en yüksek 200 diyor. Şimdi anında olmuyor. Gerçek kişilerden oluştuğunu lütfen unutmayın. Çünkü ben dediğim gibi test ettim. Yani bunun bir görev süresi var. Siz buraya 200 yazdığınız zaman görev yerine geliyor. Ancak bu 1-2 gün sürebilir. Bazen yoğun olan günlerde 1-2 saat içerisinde de bu hizmet teslim edilebilir. Tamamen sizin vermiş olduğunuz gün saate göre değişiyor. Yani insan yatıyor kalkıyor. Bunu unutmayın lütfen. Bot değil. Lütfen bunu karıştırmayın. Şimdi ben buraya dedim ki mesela ben bu videoya 100 kişi almak istiyorum. Hatta 120 diyelim. İçimden öyle geldi. Bakın 108 lira tuttu. Tamam, bir problem yok. Şimdi kanıt onayları diye bir şey var. Sistem onaylasın derseniz buradaki fiyatınız artar. Yani bu görevi yapan kişileri sistem otomatik mi onaylasın yoksa kendim mi onaylayacağım? Kendim onaylayacağım diyorum. Görev hızlandırılsın mı diyor. Eğer hızlı bir şekilde hemen bu görevin yerine getirilmesini istiyorsanız burayı aktif ediyorsunuz. Burada yine bir fiyat değişikliği oluyor. Şimdi dahil hariç görevler, bakın burada nasıl kullanılır diye bir video var. Ne işe yaradığını merak ediyorsanız buraya tıklayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi ben burayı hariç bırakacağım. Tamam mı?
Cinsiyet seçimi, şehir seçimi, yayınlanma tarihi buralara gerek yok. Günlük kanıt sayısı boş bırakılabilir. Yani siz diyelim ki yoğunsunuz. Ya ben günde işte 100 kişiye bakabilirim. Buraya 100 yazabilirsiniz. Yok, gelenlerin hepsini onaylarım. Bir sorun yok diyorsanız burası boş kalacak. Görevi oluştur diyorum. Şimdi görevi oluştur dedikten sonra bakın sağ tarafta görevimiz oluşturuldu dedi. Beni nereye attı? Görev yönetimi bölümüne attı. Şimdi burada görev ücretim, eklenme zamanı, görev ID'niz var. Şimdi bu ID ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar herhangi bir sorun olursa görev ID'nizle iletişim kuruyorsunuz siteyle. Yani sizden görev ID'si istenildiğinde görev ID'niz burası. Hafta içi mesai saatlerinde sitenin sağ altında veya sol altında canlı destek butonu görebilirsiniz. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Buradan ne kadarlık hizmet aldığınız var ve diğer özellikler var. Görevinizde bir hata olursa ya da hata yaptığınızı düşünüyorsanız buradan görevi düzenleye tıklayabilirsiniz. Tekrar değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi bu görevi verdikten sonra arkadaşlar şurada bakın bir uyarı butonu var. Tıkladığınızda burada son bildirimlerinizi görebilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Görevi verdiğinizde hemen bakın şimdi aşağıya doğru indi. Burada ne diyor? Durum bekliyor. Şimdi vermiş olduğumuz görevimiz gerçek kişiler tarafından bakılacak, kontrol edilecek ve onaylandı yazacak burada. Onaylandıktan sonra karşı tarafa yani gerçek kullanıcılara bizim vermiş olduğumuz görevimizi yapmaları için bu görev düşecek. Düştükten sonra da bize bu görevi yerine getirdiklerine dair ne yapacaklar? Kanıt atacaklar arkadaşlar. Biz de bu kanıtları tek tek onaylayacağız. Onayladıktan sonra bizim bakiyemizden düşme olacak. Tamam. Eğer onaylamazsak bizden para kesintisi olmayacak. Birazdan onaylandıktan sonra görevimiz ben size nasıl bu hizmetin çalıştığını tek tek göstereceğim ve bize nasıl faydaları oluyormuş bunları YouTube kanalımızdaki analitik metriklerinden de göstereceğim arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Onaylandıktan sonra videomuza devam edelim. Evet, yaklaşık 2 saatlik bir süre içerisinde ben bu baştaki kısmı editlerken 89 tane gördüğünüz gibi bekleyen kanıtımız var. Buraya nereden ulaşıyorduk? Görev yönetiminden. Görevimiz burada. Hemen şuradan detaylara tıklıyoruz. Bu arada durumumuz aktif olmuştu yani. Aktif olmadan zaten kanıt yollayabiliyorlar. Detaylara tıklıyorum. Tıkladıktan sonra videomuz burada. Görselimiz buradaydı. Aşağı doğru indiğimde onay bekleyen kanıtlar 89 adet görüyorsunuz. Burada da görevlerini yerine getirip sizlere kanıt atan bazı arkadaşlarımız var. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Şimdi diyelim ki bir kişi girdi. Ne olmuş? İzlemiş. Verilen bir süremiz vardı. 120 saniye ortalama uzunluğunda. Çubuk buraya kadar geliyor. Bu arada sistemi atlatamıyorlar. Merak etmeyin. Hemen diğer bir görseline geliyorum. Çünkü like atması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi beğenmiş. Ve yorumda bulunması gerekiyordu. Kendisi görevini yerine getirmiş. Şimdi görevini yerine getirdiği için ben ne yapıyorum? Şuradan gördüğünüz gibi hemen tikle onaylıyorum. Yani ben bu kanıtı onayladım. Bir diğer arkadaşa geldik mesela. Kendisi ne yapmış? Yine gelmiş, süresini izlemiş. Buradan beğenmiş. Hemen diğer bir görseline bakıyoruz. Ve kendisi yorumda bulunmuş. Bu şekilde yapan kişiler sizlere kanıtını yolluyor arkadaşlar. Eğer kanıtta hata varsa ne yapıyorsunuz? Yani örnek veriyorum. Arkadaş bunu yollamış. Şimdi siz kontrol ettiniz. Bakın şurada beğenme butonu yok. Hemen geri geldim. Bakın burada beğenmemiş. Gördünüz mü? Şimdi o zaman ne yapacağız? Burada bir hata var. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi İsmail Alkan isimli arkadaşımız. Hemen şuradaki kaleme tıklıyorum. Ben revize istiyorum. Diyorum ki like görevi yerine getirilmemiştir. Tamam mı? Düzenleme istediyorum. Ve kendisi bunu yapan kullanıcıya bildirim olarak gidiyor. Bunları neden yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü karşıdaki gerçek kişiler de buradan kazanç elde ediyor. Haberiniz olsun. Eğer bu kazançla alakalı merak uyandıysa yorumlarda belli edin. Bu siteyle alakalı da belki bir tanıtım yapabiliriz. Şimdi sistemin nasıl çalıştığını anladınız. Kontrol ediyorsunuz. Hata varsa arkadaşlar şuradaki kalemden revizyon istiyorsunuz. Eğer canınızı sıkan bir durum olursa buradan iptal ediyorsunuz ve karşıdaki kişi bundan gelir elde edemiyor. Veya çok işiniz var vesaire 3 gün içerisinde kendisini otomatik onaylayabilir veya şuradaki sayfadaki tüm kanıtları onayla. Ben şimdi sistemi sadece size tanıttığım için artık yapmayan da canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Hemen şuradan evet nasıl çalıştığını anlatabilirim. Peki mesele burada bitti mi? Hayır. Şimdi gelelim kanalımızda nasıl etki ediyormuş. Bu videonun bence en çok can alıcı noktası burası arkadaşlar. Hadi bir bakalım. Şimdi biz YouTube mail adresi değiştirme. Hemen şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Metriklerimiz otursun. Yani orijinal sayfada olduğumda sizlere ispat edelim. Mail
şuna vermiştik, öyle değil mi? Hemen geldim analitik raporlarına. Bakın bakalım burada ney öne çıkmış. YouTube arama ibaresinden basıyor. Çünkü organik bir şekilde aramayla gidiyor. Hani biz videomuzun küçük resmini yerleştirmiştik. Diğer sitelerde ne oluyordu? Harici basıyordu. Bunu kesinlikle unutmayın. Erişim sayfasına geldiğinizde başka bir noktaya hazır mısınız? Gösterim tıklanma oranına tıkladığınızda kişiler arama yoluyla geldiği için ve küçük resminizi oynatıp videonuza girdiği için gösterim tıklanma oranınız uçuyor. Tabi burada önemli olan bir nokta var. Bunu yapmak %100 her videoyu patlatmaz. İyi patlayacak konulara verin ki bir işe yarasın. Yoksa mail adresi değiştirmeye yani kaç kişi merak ediyor ki arayacağım. Ben sadece size göstermek için verdim. Bunu unutmayın. Bunun dışında etkileşimlerinizde de ortalama görüntülenme sürenize etki ettiğini göreceksiniz organik bir biçimde. Şimdi benimkinin ortalaması 2.34. Biz 120 saniyelik verdiğimiz için burada kırılma olacak bakın. Gördünüz mü? Ama diğer türlü ben hani bu sistemi bana getirdiklerinde nasıl etki ediyor diye baktım da arkadaşlar. Hemen o görseli de şu an sizin ekranınıza veriyorum. Gördüğünüz gibi ortalama görüntülenme süresi düşük olan videolarda uzun ortalama görüntülenme süreli hizmet alırsanız bunları aşırı şekilde yükselttiğinde görürsünüz. Vermiş olduğumuz video gördüğünüz gibi hemen trafiği algılıyor ve sayılıyor arkadaşlar. Yorumlar demiştik. Gördüğünüz gibi sistemi tanımlamış olduğumuz videomuzun altındaki yorumları görüyorsunuz. Hepsi gayet yapılmış. İşte işime yaradı, şudur budur. Böyle robotik cümleler değil, gayet insanlar kendi duygu ve düşüncelerini ellerinden geldiğince işi bilenler anahtar kelime kullanarak gördüğünüz gibi ne yapıyor? Bunları yapıyorlar, görevlerini yerine getiriyorlar. Evet, umarım bu site sizlerin işine yaramıştır arkadaşlar. Elimden geldiğince araştırdım, site gayet sağlıklı çalışıyor. Bizim için en önemli şey gerçek işlerden oluşması ve verilerin YouTube arama üzerinden organik olarak işlenmesi. Bu oldukça önemli bir nokta. Harici olarak gelmiyor, bot olarak gözükmüyor. Yani trafik kaynaklarınıza girdiğiniz zaman analitik raporlarınızdan orada harici yükseltmiyor arkadaşlar. Tamamen YouTube arama üzerinden basıyor. Sizler de 360 sosyal sitesine giderek ilk başta sistemi tanımanız için ufak miktarlarla başlayıp daha sonra sistemi çözdükten sonra, faydalarını gördükten sonra bakiyenizi yükleyerek siteyi kullanabilirsiniz. Kart bilgilerinden korkan arkadaşlarımız vesaire olabilir. Bunun içinde ödeme kısmını tanıtırken altta yazı olarak geçti ama yine de söylemek istiyorum. Bankanızdan sanal kart açarsınız. Böylelikle sadece ödediğiniz miktarlar çekilir. Diğer kart bilgilerinizi girmemiş olursunuz. Haberiniz olsun. Vermiş olduğumuz indirim kodlarını alakalı bölümde kullanarak %10 ve %15 oranlarında indirimli olarak hizmet satın alabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.